Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. JoyTürk'te Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Yeni bir haftanın başındayız. Pazartesi sabahındayız. Macera başlıyor, dinleyicilerimiz haberi olsun bundan. Öyle böyle bir hafta olmayacak. Yılın son haftasının sabahında olmanın heyecanını hepimiz yürekten yaşıyoruz. Ve yılı nasıl bitirirsek aslında 2015'i de öyle bitirmiş gibi olacağız. Yalnız ekstra heyecanı da olabilir. Yalnız Ege, İstanbul seni çok değiştirdi. Evet ya. Yani şurasında sesindeki şeyi falan da fark ediyorsun değil mi? 30 saniye falan oldu program başlayalı. Ne bir ismimizi söylemeler. Ne bir şey. Ne bir şey. Yıl bitiyor. Falan. Efendim 2015 bitiyor. Bunun heyecanı. Bu mudur yani? Falanlar filanlar. Hayır, dinleyicilerimiz de bilsinler de adam yani. Yani kadar... İstanbul'un etkisi olabilir tabii. Dinleyicilerimizi özellikle hatırlatalım. Bizi İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz sesimizi biraz daha net duyuyor olabilirler. Çünkü JoyTürk'ün İstanbul stüdyolarından sesleniyor Modern Sabahlar. Onunla hiçbir alakası olmamasına rağmen nedense. Nereden seslendiğimizin hiçbir alakası olmamasına rağmen biraz daha net geliyor olabilir sevgili dinleyiciler sesimiz. Aslında camları açarsak bazı dinleyicilerimiz pencereden duyabilirler bizim. Şehrin göbeğindeyiz şu anda. Ve ben şöyle pencereden bakıyorum da yeni uyananlar varsa hakikaten acıklı bir dünyaya gözlerini açıyorlar. Daha güneş doğmadı. Ben niye kalkıyorum diyenler haklılar sonuna kadar. Haklılar ve yatsınlar. Hafif bir aydınlatma özelliğini şu anda görebiliyoruz. Öyle yazdık zaten Twitter'dan da. Öncelikle günaydın Fahir. Günaydın Oktay. Günaydın Ege. Teşekkürler Oktay. Ve günaydın sevgili dinleyiciler. Twitter'dan da yazdık. Güneşli bir İstanbul sabahından merhaba diyerek. Ki bu mesajı yazdığımız zaman, bu tweetimizi atarken ortada güneş yok maalesef. Bizimki tamamen temenniden ibaretti. Temenni. Temennilerimiz evet. De boş çıkmadı. Şöyle bir bakıyorum da evet, güneş doğuyor. Bugün de doğuyor. Bugün de sizin için doğsun. Aldığımız haberlere göre bugün de kimseyi güneşsiz bırakmayacakmış. Güneş doğacak. Yani ne kadar ısıtır, doğduğunda ne kadar hissedilir onları bilmiyoruz ama İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 12 derece falan olacak. Şimdi hemen dinleyicilerimize birebir yaşamış insanlar olarak anlatabiliriz. Neyi? Otelden çıkıp paltonun önünü kapatmadan rahatlıkla radyoya gelebileceğiniz bir hava. Radyoya mı gideceksiniz onu bilmiyoruz. Otelden mi çıkacaksınız onu da bilmiyoruz ama paltonun içine ne giydiğinizi de tam kestiremeyeceğiz. Havalı bir gazak giyerseniz benim gibi. Seninki ne zamandır böyle palto oldu? Dünün gocuğu, bugün dinleyicilere havalı gözükmek için gocuğun adı palto oluyor. İşte bir havalı konuşmalar. Adam her şeyi değiştirdi ya. Bir anda bir haleti ruhu. İstanbul seni çok değiştirdi. Bir ara yakalandı ama kazak derken gazak dedi. Doğru. Orada belli etti biraz kendini Fahir. Onu dinleyicimiz anlamıştır. Kazak da yanlış anlaşılmasın, öyle örgü mörgü falan değil. Marka kazak. Özür dileriz. İsterseniz çok merak eden ensemden bakabilir markasına. Çok teşekkür ediyoruz. Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ve tabi bu sene ortaya çıkan sissiz bir gün geçmeyecek bugün. Yine sisli olacak yani. Vallahi ne kadar hasretmişiz ya. Ben hiç sisin bu kadar popüler olacağı hiç aklımıza gelmiyordu. 2015 senesinde gerçekten sis son derece popüler. Son diğer senelere bakıyorum. Hani karın çok popüler olduğu dönemler oldu, yağmurun çok popüler olduğu yıllar oldu ama siz bugüne kadar hep kıyıda köşede kalmış, hiç ilgi alaka gösterilmemiş bir meteorolojik hadiseydi. Meteorolojik hadise de ondan, yağış desen yağış değil, bir ya, durum, sisli bir durum. Pus. Adam İngiliz. O senin dediğin pus. Pus ya, İngiliz ne yapsın? Oktay, özür dilerim, Ankara'da olsaydık pus derdik ama biliyorsunuz İstanbul'a gelince bunun adı yapacağını, buna sis denir İstanbul'da. Evet, evet, İstanbul'da değil, İstanbul Türkçesiyle konuşuyorsun. Doğru. Sis. Kıymetli meclis. Evet, bu arada yani şeyi de sisi de konuşmuşken şeyi de söylemek lazım. O benim ağzımda kaldı. Buyurun. Yani o Londra'sı İngiliz'i hiçbir zaman yani buna gık çıkarmadılar. Yok. Binlerce yıldır adamlar sesin içinde bus bus bunaldılar da birisinin bir gık dediğini duydun mu? Değil mi? Biz de sesimizi çıkarmadan 2015'i bu şekilde bitireceğiz. Şu anda Ankara'da başkentte sıfırın altında 5 derece hava sıcaklığı. Şimdi çok onlar güzel düşünsün. Zamanda geldik İstanbul'a ya. Hakikaten titreyerek yapacaktık yayını. Ama 8 dereceye kadar yükselecek. Çılgın hava sıcaklığı var bugün gerçekten Ankara'da. Gerçekten mi? Yılın son günlerinde bahar havası. Kar sonra... geliyor diyorlar. Oktay, sen nasıl başka bir dünyadan haberler veriyorsun onu da anlamıyorum. Nasıl kar geliyor? Yılbaşına karlı gireceğimizi söylüyorlar. Hem de ülkecemek. Evet. Ülkecemek mi? Daha yılbaşı. Yani İstanbul Türkçesiyle konuşuyoruz ama İstanbul Türkçesi dediğin olmayan bir Türkçe değil. Yani bütün ülke olarak yani 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen her yerde kar var diye duydum. Ben onun sevinciyle. Daha var canım, o son günden bahsediliyor Fahir. Tamam, son gün zaten. Bir esprisi olacak. Bugün ayın kaçı?
Bugün ayın 28 falan olması lazım. Çok güzel. Benim kaba hesaplarıma göre. 28. Daha yarını var bunun. Ondan sonrası var vesaire vesaire. O zaman küçük hesaplamalarımızı yaparken Ege Bey siz... Güzel şarkılarla gerek. Devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Ve macera dolu günümüzün başında tatlı şarkılarla devam ediyoruz. Can Bonomo geliyor radyolarınıza. Tas tamam. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakileri bir kez daha günaydın diyoruz. Ve Joy Türk'ün İstanbul stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyursunlar. Ege, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sanki yıllardır İstanbul'dan yayın yapıyor gibisin. Yani öyle bir şey var. Bak mesela Oktay'ın falan öyle değil. Oktay böyle bir şey oldu. Adapte olamadı, bir şey var. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi bizim programımız saat 10'da bitiyor ya. Saat 10'dan sonra baştan hiçbir programda biz de İstanbul'dan yayın yapıyoruz falan diye uzun uzun anlatmıyorlar. Bu kadar altını çizmemize gerek var mı? Yok, altını çizme değil ya, bize de bir değişiklik oldu yani. Yıllardır İstanbul'dan yayın yapan radyocular, televizyoncular var. Ben hiçbirinin programında şey duymadım ya. İstanbul'dan yayın onun şeyini canlı diye de bahsedebiliriz biliyorsunuz. Canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler diye. Evet, öyle bir şey de vurgulamak çok havalı bir şey. Tamam, o zaman şey yapalım. Sanki canlıyı vurgularmış gibi yapalım. İstanbul'dan canlı yayınımız devam ediyor diye şey yaparız. Ama adam düşünerek geldi Fahir. Adam derken Ege Meczup Kayacan. Ege Bey'i kastediyorum. Düşünerek geldi. En büyük canını sıkan şey, biliyorsun, dün beraberdik yani. En büyük canımı sıkan şey şu otelin kahvaltı imkanından faydalanamayacak olmamız diye. Vallahi uçağa binerken ettiği laf buydu. Çok havalı konuşuyor şimdi bu arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız, çok havalı konuşuyor ama ben ömrü hayatımda bu kadar aç insan görmedim. Yani sayı olarak aç, değil. Sayı olarak değil. Aman dikkat diyoruz. Miktar olarak. Ruhen açım. Sayı olarak değil, tabii miktar değil. Olarak değil. Evet. Ruhen bu kadar aç bir adam evet. Yoktur. Yani hepimiz iyi kötü seyahat ediyoruz. Bütün dinleyicilerimiz de oradan oraya bir yerlere gidiyorlardır. Bir yerlerde kalıyorlardır da. Bir şeyler oldu. Oralara buralara gidiyoruz da. Bir insanın en büyük derdinin sabah otelde edilebilecek kahvaltının edilemiyor olması mıdır? İş erken çıktığın için otelden. Biz geçen sefer İstanbul'a geldiğimizde yine aynı otelde kalmıştık. Ege, İstanbul'u vurgulamayacağız diyoruz. Sürekli geçen seferde İstanbul'a vurgulayacağız. Oteli nasıl vurgulayacağız anlamadım ben şimdi. Şimdi otelin en güzel taraflarından bir tanesi, hı hı, açık büfe kahvaltısıydı. Sizler nedense sanki bütün kameralar üstünüze dönmüş gibi tabağınıza bir tane domates, bir tane çeri domates, iki dilim peynir hayır canım, alırken bu biz minimalist insanlarız. Boş yer bırakmadım. Tamam, onu da biliyoruz. Hayır, siz boş açık yer büfeyle nasıl güreşeceğinizi bilmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ne zaman gittiniz en son açık büfeye? En son işte İstanbul'a ben şimdi açık büfeye eşimle beraber gittiğimden, çocuklarla beraber gittiğimden, onların açığını da telafi etmeye çalıştım. Onlar seni zapt etmeye çalışmıyorlar mı? Onlar beni zapt edemezler. Çünkü ben bürgeye şey diyorum. Ya açık büfede marul alınır mı? Tabakta boşu boşuna yer tutturuyorsun marula falan diyerek böyle biraz sinirli oluyorum açık büfede. Şey diyebilir miyiz Ege? Açık büfe karşısında adeta bir hayvana dönüşüyor olabilir misin? Hayvan ama kibar bir hayvan. Kibar bir hayvan. Yani öyle aç bir hayvan. Canavarı ortaya çıkarıyor gibi bir şey var. Onu yani biraz şey mi hissediyorsun? Biraz da maliyet bildiğin zaman ucuz şeyleri tabağından uzak tutacaksın. Et ürünleri, süt ürünleri. Gittiğin mekan senin düşmanın falan değil Ege. Onu şey yapmak, ona ne kadar zarar verirsen o kadar kal. Öyle bir dünyan yok. Sen de yani nezih. Aslında sen diyorsun ki açık büfede kahvaltı yaptığında mesela doymak. Ha evet. Mesela, mekana zarar vermek. Evet, mekana zarar vermek zorunda değilsin. Paranın karşılığını en fazla şekilde nasıl alabilirim? Hatta orada sen şey hissiyatına mı geçmek istiyorsun? Nasıl, bak sizi kendi oyununuzla da bıraktım. Açık büfe yaptınız, daha karlı çıkacağınızı zannediyordunuz. Ama ben işte 4 kişilik ailesiniz. 4 kişilik ailenin şeyini sen nasıl yapmaya çalışıyorsun Ege ya? Ya ben o küçücük çocukların açığını kapatacağım. Onlardan da para alıyorlar mı mesela açık büfelerde? Alıyorlar tabii. İşte o dokuna zoruna giden adamım bu. Zaten kafa ben hareketini buradan görmedin mi? Alıyorlar tabii diye böyle bir mekan aşağıya doğru. Mekan sahiplerine sesleniyorum. Ne olur belli bir yaşın altındaki yani çocuklardan almasınlar. Soğuk et reyonunun başında geçen sefer yarım saat beklemem yeni tepsi gelecek diye saçmaydı sizin düşüncenize göre. Evet. Son derece saçmaydı çünkü biz Fahir'le oturduktan 20 dakika sonra falan geldin sen masaya.
Ve ne yaptıysan oralarda. Ben takip de etmedim. İlk 3-4 dakika baktım. Ne yapıyor bu adam? Nerede falan filan. Adamlar benim beklediğimi fark etti. Yeni tepsiyi geciktirdikçe geciktirdiler. Ama sen orada ekmeklerin arkasına saklandığın için şeytani bir planla alt ettin onları. Ama öyle oldu. Dediğinde çok haklısın. Ben ekmeklerin arkasına saklanınca yeni tepsiyi böyle temkinli bir şekilde çıkardılar. Hatta, ben de ne yaptım? Hemen sağ şeride olduğu gibi bir makas darbesiyle hepsini aldım. Hatta oradan. Bir ara ekmeklerin içine de girmiştin değil mi? Sen o ekmek sepetinin arasından çıktın falan. Alnıma da koydum ya, tam bir komando gibiydim. Sevgili dinleyiciler, Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sırada dinlemeye başladığımız şarkı Atlas'tan geliyor. Affet. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir İstanbul sabahındayız. Vay 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 vay. Pazartesi sabahı yeni haftanın başı, onu da söyleyelim. Fahir. Çok teşekkür ediyorum Ege. Onu da söyleyelim. İsimlerimizi de bol bol söyleyelim. Sonuçta başladığımız bu hafta JoyTürk'teki 3. haftamız. JoyTürk'teki 3. haftamız 2015'inde son haftası diyebiliriz herhalde. Koskoca bir yılı yedik bitirdik ama bitmek bilmeyen bir yıldı. Bit artık 2015 diyoruz. Evet ya, yeni yılın ilk günlerinde böyle demeye başlamıştık biz. Ama sonunda dediğimiz oldu. Bir yıl kadar gecikmeyle de olsa bit artık 2015 dileğimiz gerçekleşiyor. Bir iki gün içinde gerçekleşecek. Keşke başka bir şey isteseymişsin. Doğru. Ne kadar güzel, ne mutlu sana. Oktay Bey, İstanbul İstanbul deyince tabii akla gelen ilk şey trafikmişti. Biraz okumlar mısınız? Zira dinleyicilerimiz trafik yorumlarınızı bekliyorlar. Biraz okumlamanızı rica ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben biraz kendim okumlayayım. Bir trafik diye bir şey görmedik. Yani bence biraz abartılıyor gibi geldi. Bana taksi çarpıyordu otelden buraya gelirken. Özellikle yürüyen dinleyicilerimiz trafikte karşıya geçerken hızlı gelen taksilere karşı dikkatli olsunlar. Ya orada taksisi eğer çok esnek değillerse, adımlarını ürkek atıyorlarsa, benim gibi bir serçe gibi yürüyorlar. Taksi dediğin otomobil anlamında söylüyorsun değil mi? Yoksa sadece taksilere ticari mi dikkat taksi etsin? Anlamında söylüyorsun. Sadece taksilere mi dikkat etsinler? Bana diğerleri çarpıyordu bu sabah. Diğerleri zaten şey, durur mu çarpmadan diğerleri önce? Diğerleri durur sonuçta. Ama eğer takside şoför değilse, araç kendininse, o da durur. Ege Bey, İstanbul trafiği hakkındaki en net yorumum budur. En net ve en çarpıcı yorumlarınızdan biri oldu gerçekten. Siz neler söyleyeceksiniz Ankara, Oktay? Çok teşekkür ederim. Öncelikle sadece ismim ve bana siz dediniz. Ankara'dan dinleyicimiz, bir dinleyicimiz İstanbul trafiği nasıl diye sormuş. Mr. Bildur diye geçiyor. Şu anda bu dakikalar itibariyle akıcı bir trafik var. Altunizade kavşağı ve köprü trafiği Ankara'ya kadar etkilerini gösteriyor anladığım kadarıyla. Burada ben stüdyomuzda Emir de var da dönüp sormak istiyorum. Altunizade kavşağı diye bir kavşak var mı? Var tabii. Var. Yani peki, Altunizade diye bir yer olduğunu biliyorsun. Bir de kavşak, evet. O civarlarda bir kavşak var anladığımız kadarıyla. Alt geçit mi? Bize bir şey anlatmak istiyor Emir. Altunizade, Beylikdüzü kavşağı da var değil mi? Bize Oktay özellikle Bey, hayatınız... İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz şu anda katılım mı? Trafikle ilgili söylediklerimizi çok ciddiye almasınlar. Hiç almasınlar. Hiç almasınlar. Zira trafik vereceğiz şu anda, trafik durumu. Altunizade katılım. İster misiniz bugün yayından sonra çıkıp şu İstanbul trafiğini bir dalından yaşayalım hakikaten. Ben pek istemiyorum. Saat 10'da bayağı da bir sıkışıklık olur değil mi Emir? Olur. Tadını alırız. Hakikaten bütün o kavşaklarda, yoğunluğun yaşandığı bölgelerde akıcı trafik, hani şeyde söylüyorlar ya, trafik durumunda şuradan şuraya 32 dakikada gidiliyor falan diye. Saat tutarak bir trafiğe çıkalım. Bakalım doğru mu söylüyorlar yoksa abartılıyor mu diye. Ama bugün de köprü trafiği olacağı benzer, köprüyü kullanacak dinleyeceğimize aman dikkat diyoruz. Ve alternatif yolların tercih edilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatıyoruz. Yine Ankara'da sisli, yer yer zombili bir hava varmış. Bir dinleyicimiz de onun fotoğrafını çekmiş. Bizimle fotoğrafları paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çünkü yürüyen bir takım yaşayan ölüler. Bir takım ayak izleri göndermiş bize. Bu ne olduğu tanımlanamıyor. Bu ayak izleri bir insana ait olamaz gibi geliyor olamaz, bana. Evet, kim bacaklarını o kadar açabilir? Ondan sonra bunu da bakayım, retweet edelim. Ondan sonra dinleyicilerimiz eğer böyle korkunçlu fotoğraflar bulurlarsa bizimle paylaşsınlar lütfen. @modern sabahları gönderebilirler. Zombi fotoğrafı olur, kurt adam fotoğrafı olur. Hayalet fotoğrafı olamayacağını az çok biliyoruz. Onların fotoğraflarda çıkmamı gibi bir niye özelliği olmasın? Var. Ege, zombili fotoğraf olduğuna inanıyorsun da hayaletli fotoğraf olabileceğine neden inanmıyorsun? Hangisi fotoğrafı gereği fotoğrafları çıkmıyor? Hangisi fotoğrafta çıkmıyordu ya? Hayalet mi?
Hayal et, zor çıkar. Hayır, vampir çıkmıyordu can. Flaşlı da çıkmıyor hayal vampir et değil mi? Vampir aynada çıkmaz. Aynada çıkmıyorsa... Hayır, hayalet flaşlı da çıkmıyor. Daha doğrusu flaşlı fotoğrafta hayaletin gözleri kırmızı kırmızı çıkar. Hayaleti daha da korkunç gösterir. Ama her gözü kırmızı çıkan kişi hayalettir değildir. Demek değildir. Aman dikkat diyoruz bir kere daha. Vampir çıkar. Vampir çıkar. Vampir aynada çıkmaz benim bildiğim. Bir saniye ya, bir sopa falan arıyorum, şöyle vuracağım. Vampir aynada vuracağım çıkmaz ne demek Ege? Vampir aynada çıkmaz ne demek? Aynada çekilen fotoğraflar. Yani sen hiç vampirlere dikkat ediyor musun? Saçları falan jilet gibi oluyor ama onlar aynada yapmıyorlar. Birbirlerine bakarak yapıyorlar. Ne diyor? Sen şurayı biraz düzelt. Arkası kalkmış orada ters, benim ters döngü var. Saçta ters döngü var. Orayı yapıştır mı diyor. Nasıl bir dünyanız var ya? Bugün hashtag kasacak mıyız? Kasalım bugün, bir hashtag kasalım. Ya programımız başladı, iki hafta oldu. Şöyle bir ağız tadıyla hashtag kasamadık. Vallahi güzel bir tane kasalım bugün. Ne kasacağız? Twitter'dan hashtag kasacağız. Ne kasacağız? Kendimi cezalandırıyorum çünkü diye başlayalım isterseniz. Tamam. Çünkü neden? Çünkü neden? Bugün buraya geldik işte sevgili Namık'la konuşurken sohbetimiz esnasında Namık gibi olanlar da vardır belki diye düşündük. Unutkanlığı yüzünden kendini cezalandıran. İşte iki yerde portakal suyu kutusunu unuttuğu için kendini cezalandırıyordu. O gün portakal suyu içmeme kararı almıştı. Portakal suyundan kastınız zararlı alışkanlıklarınızdan bir tanesi değil mi? Tabii sabahleyin portakal suyu içtiğin zaman en kötü miden yanar en İçinden ihtimalle. İçinden sadece birer yudum aldığı portakal suyu paketlerini sağda solda unutmanın cezası olarak bugün hiç portakal suyu içmeyen bir dinleyicimiz. Bu kuralı da, bu cezayı da kendi kendine vermiş. Kendi kendinin mağduru bir gencimizle tanıştık. Nedense ben hemen bir cümle, bir uyarı yapayım müsaadenizle. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Bir kere bile sigara demeden konuşmamıza rağmen. Ara ara olsun, böyle duyurularımızı ara ara yapalım. O zaman aç karnına portakal suyu içmek de mideye zararlıdır mideye diye zararlı. Önemli bir duyurumuzu daha yapalım. Sevgili dinleyiciler, Joy Türk'le Modern Sabahlar devam ediyor. Anladığım kadarıyla devam edeceği de benzer. Buyursunlar efendim. Modern Sabahlar. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar'a devam ediyorlar. Buyursunlar. Fahir, sen niye ayağa kalktın? Ya bir havalı olacağını düşündüğüm için gerçekten bak ses de fark etti. Ses de çünkü diyaframı kullandığım bazı noktalar var. Eğitimli sesini mi kullanıyorsun? Evet, yani şu anda ayaktayken biliyorsunuz diyaframınızı daha rahatlıkla kullanabilirsiniz ama oturduğunuzda aynı şekilde yapmanız biraz zor. Şu anda eğitimli sese geçti Ege, duyuyorsun değil mi? Ben de oturarak eğitimli sesimi elimden geldiğince kullanacağım ama diyaframdan gelmiyor. Seninki gırtlaktan. Benimki yürekten. Gırtlak ve yüreğin tam bir kombini. Yürek sesi. Size bunu okulda mı öğrettiler? Yürek sesini kullanma. Anadolu sesinde öğrettiler. Hatta bu gerçekten arada... yürekten konuşursan mikrofona bile gerek yok. Hiç. Dinleyiciler seni zaten kalpten dinliyorsa yürek sesini duyarlar derler. Ne kadar şanslıyım sevgili dinleyiciler. Bir tarafımda Ege, boş bir tarafında Fahir. İkisinin de sesi son derece eğitimli. Teşekkürler. Biri ayakta, biri oturuyor. Ne kadar şanslıyım. Çeşit çeşit insanlar var. Bir de bize mi hava atıyorsun Fahir ayağa kalkarak? Çünkü az önce ben senin nasıl o sandviçi yediğini gördüm. Bana hava atıyor. Beni mi etkilemeye çalışıyorsun? Ege'yi mi etkilemeye çalışıyorsun? Hepimiz birbirimizin nasıl yemek yediğini iyi kötü biliyoruz. Lütfen bu konuları açıklamayıp dinleyicilerimiz önünde daha da şey durma. Rüsva olmayalım. Valla iyice gariban sevgili dinleyiciler. Az önce biraz sandviç kemirdik. Oradan hakikaten o sandviçlerin, o yapıdaki bir sandviçin o kadar iştahla yenmesi beni rahatsız etti. Kendimde dahil olmak üzere bugün kendime o konuda ceza vereceğim. Boş ver Fahir, nimettir yani. Evet, nimettir. Oktay Bey, siz bir şeylerden bahsetmek istiyorsunuz. İngiliz Kraliyet Posta İdaresi'nden bahsetmek reklama girer mi? Bakayım. İngiltere'ye bir mektup gönderiyorsan girer. Hayır canım, girmez. Hayır, yani yayında, biraz girer. Yayında bahsetmek. Royal Mail diye kısaca ifade edecek olursak İngiliz Kraliyet Posta İdaresi'nin bir başarısı konuşuluyor bir bugünlerde. Bir şey sorabilir miyim Oktay? Buyurun. Bu Kraliyet Ailesi Postası ya da Kraliyet Postası kısaca. Şimdi saray büyük ya. Sadece oraya mı çalışıyor? Sadece sarayın içinde çalışıyor. Ha. Bir odadan bir odaya mesaj götür getir. Hayır canım, öyle değil. Yalan yanlış yönlendirme dinleyicilerimizi. Ne olacak yani? Royal Mail'i kullanacak dinleyicimiz mi vardı şu anda? Vardık tabii. Nereden vardı biliyorsun? Sen ne kadar çeşit dinleyicimiz siz var. Siz hiç sarayda yaşadınız mı? Bir odadan bir odaya haber göndermek ne kadar vakit oluyor? Ben 6 gün yaşadım. Adnan Bey beni misafir etmişti. Ziyagil. O zaman 6 gün yaşamıştım. Sonra bir huzursuzluk çıktı evde. Ben de bilmiyorum ne oldu. Bir aile içi bir şey oldu. Hakikaten ya. Ondan kötü sonra ayrıldım. Gitmişsin demek ki. Biliyorsunuz Adnan Ziyagil'i.
Buradan kendisine selam gönderiyorum. Almanya'dan İngiltere'ye gönderilen bir yılbaşı kartı. Hı hı. Üzerinde sadece İngiltere yazarak doğru kişiye ulaşmış. Sayın neyse. Kraliçem diye başlıyorsa İngiltere'de yanlış kişiye verme olasılığı yok gibi. İsim var sadece, o da kraliçe hı hı. değil. İsim, soyad ve ahbaplardan İngiltere. Ahbaplardan mı? Royal Family'nin ahbaplarındansa onlar da bilirler. Yok öyle ahbaplık şeylik şey değil mi? Anlamaya çalıştığım şey şu. Buyurun. Ege Kayacan İngiltere diye bir posta geliyor. Hı-hı. Ya da şey diye. Paul Biggs diyelim istersen. Tamam. Doğru Paul, kişi. Paul Biggs diyelim. Paul Ege Biggs. Kayacan çünkü ismi telaffuz edilmediği için huzursuzlanıyor. Niye şaka maka ismi telaffuz edilmiş oldu. Hoşuma da gitmişti. Paul Biggs yerine Ege Kayacan veya Oktay Demirci. Ege Kayacan İngiltere diyorsun tamam, ve gidiyor. Tamam. Bu mudur? Evet yani? Budur. Peki İngiltere'de şey yok mu ya, böyle aynı isimden tonlu adam yok mu? Onu da İngiliz düşünsün. John Smith'in harman olduğu topraklardan bahsetmiyor muyuz ya? Yani demek evet. Paul Biggs o kadar yaygın Paul bir isim. Paul Biggs aslında çok çok yaygın bir isim anladığım kadarıyla da şey varmış, adres dedektifi diye bir şey varmış İngiliz Kraliyet Posta İdaresi'nde çalışan. Application mı? Bir şey soracağım. Adres dedektifi diye bir application var. Oraya şimdi mesela İngiliz postasının haber başarı hikayesindense kraliçenin e-mail adresi var mıdır? Kraliçenin pasaportu olmadığını biliyorum ama elektronik posta adresi var, var mıdır? Gmail falan, Hotmail kullanmıyor herhalde. Hayır var. İlk aldığı şey var. Crazy Girl 1987 @hotmail.com diye. 87 mi? İlk başlarda ilk o zaman almış. Hayır canım, 87 olur mu ya? 1900 doğum tarihi ya. Hayır 87'de. Crazy Girl alt çizgi büyük ihtimalle. Aa doğru. Şimdi kraliçe kaç yaşında Oktay? Kraliçenin 2 doğum günü var. Çok karışık o konu. 7 doğumlu. Kaç? Ne? 1887 doğumlu. Hayır canım. 300 yıldır tahtta. Kaç? 92. Oradan hesap kaç? Yok 92 değil. 89 yaşında olması lazım. 89 mu 90 mı? Uzun uzun matematik hesaplarına gireceğiz ama Royal Mail, at Royal Mail falan mıdır? Her Majesty at Royal Mail diye mi yolluyorsun acaba? Nasıl? Güzel bir adres bence eğer onu soruyorsan. Yani eğer boşluyorsa al, hiç durma al bence. Gmail ile falan uğraşmıyorduk koskoca kraliçe. Niye canım? Herkes, herkes uğraşıyor Ege'cim, öyle bir şey mi var ya? Koca insanlar var, şeyler var mesela. İsterseniz karnavaldan bir rica edelim. Karnavaldan bir karnaval adres açtıralım. Karnaval uzantılı bir adres açtıralım. Ne dersiniz? Hermajesty@karnaval.com bitti. Com ama ko mu? Ko mu olur? Yok, com yeter. Hermajesty'ye açılıyorsa, kraliçeye açılıyorsa ko UK mi olur? Öyle ister kadın. Ya ben kadın mı? Ayıptır söylemesi. Buranın kraliçesiyim. O ülkenin uzantısıyla olması lazım bu işlerin diye. Onu hallederler bence. Ya. Karnaval bugün konuşalım madem geldik. Hazırda öyle. Bir şeyler konuşmamız lazım. Yayından sonra. Bunu bir toplantı yapıp açıklayalım. Yani ilk konumuz bu olsun isterseniz. Doğrudur. Olur mu? İsterseniz sevgili dinleyiciler, modern sabahlara biraz da reklamlarla devam edelim. Siz de zaten böylesine içinizden geçiriyorsunuzdur büyük ihtimalle. Modern sabahlar. Yandım anam. Modern sabahlar Joy Türk'te devam ediyor. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Ve yüzünüzü eksikleriz pahasına. Cesur bir şekilde şu soruyu soruyorum. Sor ne bakalım. Oluyor, ne bitiyor, nasıl bir dünyada gözlerimizi açtık? A kalite birinci sınıf, gerçekten mükemmel ötesi bir dünyada yaşıyoruz Ege. Güneş sana o hissi veriyor olabilir mi Fahir? Yani şimdi çünkü her tarafta güneş İstanbul'da olacak diye de bir kaide yok. Bir camdan dışarı bakınca güneş kendini gösteriyor ve fakat ne kadar gösterdiğini hissedemiyoruz camın ardından. Ne dersiniz bu yorumuma? Oktay Bey, hazır ayaktayken tartaklayarak arkadaşımızı uzaklaştırır mısınız? Evet Oktay Bey, lütfen ya. Lütfen ya. Birbirimizi tartaklamayacağımıza söz vermiştik. Ya bugün kimse kimseyi tartaklamasın. Herkes kendini cezalandırsın. Neden? Kimse kendini de tartaklatmasın. Neden? Çünkü hashtag'ini. Çünkü hashtag kasıyoruz. Hashtag kasıyoruz sevgili dinleyiciler bugün. Onu biz hashtag'i verdik de ne yapacaklarını söylemedik dinleyicilerimize. Kendimi cezalandırıyorum. Çünkü dedik. Hem kendinizi nasıl cezalandırdığınızı, hem neden cezalandırdığınızı, hem de nerede cezalandırdığınızı, kimle cezalandırdığınızı, nasıl cezalandırdığınızı tüm detaylarıyla. Bunların hepsini bekliyoruz sizden. Twitter'dan @modernsabahlara Twitter adresimiz. İlk defa hashtag kasıyoruz bu arada. Ben ömrü boyunca başka hashtag kasmış bir adam değilim.
Canım kasmışlığım var daha önce. Bir iki kere kastın da tam kasamamıştın. Ama şimdi gerçekten hakkını vere vere kasa kasa hashtag kasıyorsun. Önce hashtag gelir zaten. Zaten evet. En önemli şeylerden bir tanesi. Biraz da parlamento haberleri verelim isterseniz. Oo çok güzel. Oktay Bey bakıyorum siyaset damarlarınızda dolaşıyor adeta. Dış siyaset bizim işimiz. İtalya parlamentosunda yeni kabul edilen bir yasadan bahsedeceğim müsaadenizle. Buyurun. Komisyondan geçmiş mi? Komisyondan geçmiş. Hangi alt komisyona düşmüş şu anda. Yeşil ekonomi yasası kapsamında. Doğru okumla onu, doğru okumla. Pardon, özür diliyorum. Yeşil ekonomi kapsamında. Doğru mu? Doğru. Özel radyolar Türkçemizi bozmasın. Sokak, park gibi kamusal alanlarda çöp kutusu olmayan herhangi bir yeri kirletenler en ağır şekilde para cezasına ne yaptırılacak olabilir? Sevk edilecek. Çarpıştırılacak. Çarpıştırılacak. Para cezasıyla tartaklanacak. 300 euroya kadar para cezası geliyor. Ama 100 euro mu? Adamların evet. tarihi şeyine dediğim geçtiğimiz günlerde İtalya'da Sütun. Bizim bir değerli kardeşimiz, aziz kardeşimiz gitti sütunlara aziz yazdı. Ondan sonra 200 euro mu neydi onun cezası? Yani? Yani sigara atacağını. Anlamadım daha mı? Git sütuna ismini yazıyor. Yani falan. O daha ekonomik onu yapın mı diyorsun? Ha yani doğru. Çünkü her ceza bir değil biliyorsun nasıl böyle. Anladığım kadarıyla İtalya'da bir ceza yiyeceksen sütuna isim yaz daha güzel. Sütuna en yaz. En küçük bir kağıt parçası evet. Atarsan yere. Ne kadar büyüklükte Oktay? Tırnak gösterecek olursa. Tırnağın yarısı kadar Fahir. O da küçük parmağın tırnağı diye düşün. Onu 30 euro ile 150 euro arasında bir cezası olacak. Sakız. Tartıyorlar mı? Tartıyorlar. Sakız. Çiğnenmiş mi çiğnenmemiş mi? Çiğnenmiş sakız. Çiğnenmemiş sakız da yanlışlıkla düşer. Çiğnenmemiş sakız çöp sayılıyor herhalde. Niye değil canım? Mi? Hayır canım çöp sayılmaz. Onu yerden hemen alıp üfleyersen çöp olmaz. Kaç saniye kuralı vardı orada ya? 5 saniye. 5 saniye kuralı. 5 saniyeden önce alırsan mikrop bulaşmaz derler. Tabii biz de bunu da teşvik etmeyelim yani derler diyoruz. Biz tamamen rivayetlerden bahsediyoruz. Hiç kendimizin yaptığı, uyguladığı şeyler değil. İtalya'da biraz havada kirli mi acaba ya? 35 milyon euro yatırım yapma kararı almış İtalyan hükümeti. Hava kirliliğiyle mücadele için. Onun herhalde, parasını da sigara atanlardan çıkar. 300 oradan çıkarız abi yavaş yavaş. Anladım özetle şu mu yani sigara izmariti yere atarsan 300 euroyu çatır çatır alırız mı diyorlar. Sadece sigara izmariti değil aynı zamanda çiğnenmiş sakız. Sakızın büyüklüğüne bağlı olarak. Adamı sen şey yapıyorsun adam bir yandan sigarayı bırakacak. Sigara bırakınca da ağız eğlencesi olsun diye sigarayı onun yerine bir şey koymak da çok doğru değil diyor bazı uzmanlar. Ama gidiyor adam sakız çiğniyor. Çiğneme demiyor ki sana uzman. Yere atma ya da bankın altına yapıştırma. Ama o esnada adam şeye girecek mesela. Nereye girecek? Banka işi var. Tam bankanın içine girecek ya ağzında cakkıdı sakızda da gözükmek istemiyor. Bir de İtalyan kesim takım elbiseni sisine giymiş. Haza beyefendi haliyle ağzında. Bir şey soracağım. İtalya'da da bir takım elbise alanlar İtalyan kesim diye bir şey söylüyorlar mı? Yoksa yerel kesim, milli kesim mi diyorlar? İtalyan kesim galiba İtalya'da da meşhur bir şeymiş. Bir şey daha sormak istiyorum. Sorsun İtalya'da çarşıda dolaşan herhangi birini İtalya'nın turistik bir yerinde İtalyan'a benzetme diye bir şey var mı? Çünkü daha önce anlattığım bir anı bu. Beni Kuşadası'nda bir kere İtalyan'a benzetmişlerdi. İtalyanlar bununla övünüyorlar mı? Beni de İtalyan zannederler falan diye. Vallahi bilmiyorum yani ben de daha önce bu anı anlatmıştım. İlk saçma soruya ben cevap vermiştim Fahir. Bu ikincisine sen cevap vermiştin. Vallahi beni de İspanya'da İtalyan'a benzettiler ama yani şimdi Ege yani kapıştıracak olursak Aydın neresiydi Aydın diyorum. Kuşadası Aydın sınırlarında doğru. Doğru. Coğrafya bilgilerim ne kadar birinci sınıf hiç özür dilemene gerek yok. Devam et. Yani Kuşadası'yla şeyi karşılaştıracak olursan, İspanya'yı karşılaştıracak olursan 1-0. 1-0 Kuşadası önde. Anladığım kadarıyla. Dilara demiş ki şu an aklıma ilk gelenden bahsedeyim. Buyursun. Ben de şu anda bilmiyorum neden bahsedeceğini. Hashtag kasmamıza mı cevap vermiş? Herhalde. Voleybol maçında smaca karşılık verince ve sayıyı biz alınca kendimi efsane hissetmiştim. Cezalandırmış mı kendini? Ceza yok anladığım kadarıyla. Ceza yok ödül var. Çünkü biz hep ceza sisteminden bahsediyoruz. Halbuki tabii. O sistem bir bütün. Ceza ödül sistemi olarak komple set olarak veriliyor. Onu cezası ayrı ödül ayrı değil. Kimisi ödüllendirir kimisi cezalandırır. Buyur. Sevgi Hanım şöyle demiş. Kendimi cezalandırıyorum. Hashtag ile şey yapmış ki bizim hashtagimiz kendimi cezalandırıyorum. Çünkü olacaktı. Ama şöyle demiş. Tüm istediğiniz detayların 140 karaktere sığmayacağını biliyorsunuz değil mi demiş. Demek ciddi, şiddetli bir ceza veriyor kendine. O zaman şöyle yaparsınız Sevgi Hanım. Her tweette hashtag'i kullanarak bütün ayrıntıları tek tek bize ulaştırın. O zaman hashtag'i uzun tutalım. Yok kısa tutalım anladığım kadarıyla. 140 karakterlik bir hashtag kasalım yarın.
Evet. Hı-hı. Bakalım yazabiliyor kimse, mu? Bakalım yazabiliyorlar mı? Diğer dinleyicilerimizden de cevaplar geliyor. Onu önümüzdeki saat. Siz gönderin sevgili dinleyiciler. Kendimi cezalandırıyorum. Çünkü hashtag ile bize ulaştırın. Keşke onu şey deseydik ya. Ne deseydik? Kendimi cezalandırıyorum zira. Bir harften bayağı bir şey kazanmış olurdu. Doğru aslında. Fay. Nasılı orada o bir harfte anlatırdı işte. bir harf öyle yani, bu hepimiz bir harf biriktirerek şey yapacağız. Devir, iktisat devri. Çok ben de bir tıkanma ederiz. Oldu. Hakikaten inme gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hashtag kastığımızı söylemiştik. @modernsabahlardan kastığımız hashtag'e siz de bir kuvvet verebilirsiniz. Yayınımıza katılabilirsiniz. Ve Modern Sabahlar'da sizin de çok takdir edeceğinizi düşündüğümüz reklamlarla devam ediyoruz şimdi. Buyursunlar efendim. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. JoyTürk'te Modern Sabahlar macera dolu yolculuğuna devam ediyor pazartesi sabahında. Yepyeni bir haftanın başında bir kızılderili atasözünün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Haftaya nasıl başlarsan öyle devam bitermiş. Eder. Seneyi nasıl bitirirsen bütün sene öyle geçermiş. Bitirirsen mi? Haftaya başlarken seneye bitirirken. Onlar diyorum. Aynı. Aynı haftaya denk gelirse böyle bir şey oluyor. Bir de aynı kişinin sözleri zaten onlar. Aynı kızılderilinin. Aynı kızılderilinin. Bir gün birini söylemiş, iki gün sonra öteki aklına gelmiş, onu söylemiş. Şey lafı da onun mu? Biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. O da onun. O da onun. Atalarımızdan miras aldık. Evet, onu bir iki hafta var. Sonra söylemiş. Bir şey daha söylemiş o işte. Şeyler olduğunda, falanlar olduğunda, filanlar olduğunda paranın yenilecek bir şey olmadığını beyaz adam bir gün anlayacak diye. Bir de şey lafını aynı kızılderili söylemiş galiba. Aynısı. Bir tane Bilge Kızılderili vardı. Yemeklerde mümkün mertebe yoğurt yemeye dikkat edin. Tabii. Evet, onu hatta, da az söylemiş. Hatta ondan 3 gün sonra da şey demiş. Az yiyorum demiş. Sıkıyorum demiş. Ve rahat ediyorum demiş. Bak demiş, karnıma vur demiş. Hop! Demiş. O da onun. Şey de aynı Kızılderili'nin lafı. Hangisi? Mı? Aynısı. Evet, aynı o da evet, o laf da aynı Kızılderili. Hangi laftı ya? Ya bir dakika dur. Ne? Hadi Ege hatırlarsan. Kızılderili lafları dosyamı açayım. Güzel Kızılderili lafları ne vardı? En güzel Kızılderili sözleri. Hmm. O çok güzel, bir onun kitabı da var. Çok o çok güzel. O da onun. Bir tane mi bilgesi varmış Kızılderili? Tabii tek. Ya bir tane yok. Tabii pek çok vardır da o. Daha çok bilgileri olsaydı belki şu anda daha çok toprakları olabilirdi. Kızılderililerden özür diliyoruz. Modern Sabahlar devam ediyor. Ben ekşi bakışları göze alarak size bir kez daha sormak buyursunlar istiyorum. Buyursunlar mı diyeceksin? Sen ne oluyor? Ne bitiyor dünyamızda? Nasıl bir dünyaya gözlerimizi açtık? Fahir Bey ayakta olduğuna göre büyük ihtimalle gündem onun avcunun içinde. Estağfurullah. Fantastiko bir dünya bizi bekliyor. Şimdi en son olan hadiseye bakalım. Nım nım en nım son nım. Son mu? En son hadise şu. Antalya'da bir hanımefendi ilaç kullanıyor kendisi. İlaç dediğimiz geçmiş nasıl olsun. Bir ilaç? Hap tipi bir şey kullanıyor. Hı hı, evet. Bu kapsüller. Bir de bunları böyle az sıvıyla yuttuğun zaman insanın kıkır eder ya, boğazına bir takılma yapar. Ondan sonra hanımefendinin de boğazına takılmış. Tamam. İlaç aldığı zaman. Tabii insan öyle durumlarda da paniğe kapılıyor. Ne yapacağım, ne içeceğim? Benim zamanında öyle yatmadan önce bir ağrı kesici içeyim dedim de az suyla içmişim. Boğazımda kaldığı oldu. Ne kadar hoş bir anı bu Ege. Anı mı, yaşanmışlık mı? Yarım saat sonra uyandığımda o ilaç bütün ağzımı, bütün boğazımı o kadar çok yakmıştı ki hemen arkasından neyse ki Kuşadası'nda çarşıya gittim ve beni İtalyan'a benzettiler. Ne oldu? Kombine anılar. Kombine anılar ve düşük anının canlanması taktiğini uyguladım. Evet. Şimdi, sonra ne olmuş? Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Hanımefendiye geçmiş olsun ama işte bütün mesele o noktada başladı. Hanımefendi bir anda o boğazına takılınca ilaç, hı-hı, demiş ki ben bunu bir şeyle ittireyim içeri. Herhalde ortamda sıvı falan gibi bir şeyler yoktu. Su yoktu. Ya da masanın üstünde su var falan da insan hani birden panik halinde can havliyle elini bir yere atar ya. Hanımefendi de can havliyle herhalde elini attı diye tahmin ediyorum. İttireyim mi demiş, kaktırayım mı demiş. Yani ittirerek kaktırarak hapı yutma girişimine, hı-hı, geçeyim deyince elini herhalde öyle, ben olayı tam şey bilmiyorum. Hanımefendi de hastanede galiba. Sen de orada değildin. Ben de orada değilim. Ben de bana anlat. Sen de okuduğun kadarıyla biliyorsun haberi. Okuduğumu anlayamıyorum, anlamıyor muyum onu da bilmiyorum. Hanımefendi elini atınca orada, hı-hı, eline tarak gelmiş. Saç tarağı. Hı-hı. Ondan sonra lap diye atınca bayağı da bu bildiğimiz şey. Yani böyle çok küçük şeylerden değil. Onunla demiş ben ittireyim fırça bunu. Fırça mı yoksa fırça değil mi tarak? Bir şey mi? Herhalde beyefendinin şeyi, ben hanımefendiler de tarak kullanımı büyük bilmiyorum. Büyük oluyor çünkü.
Hayır, fırça kullanırlar. Fırça olur o. Kadınların tarakları büyük oluyor. Sadece erkeklerin ki ufacık. Arka cepte taşınıyor. Bıyık da taranıyor bir tarafıyla. Yani. O olabilir ya da fırçaysa da ters o sapıyla şey yapmış olabilir. Olabilirdi. Ama öyle değil. Ne tarak. Yapmış? Bir fil tarak nereden biliyorsun diyeceksin. Hanımefendi onu şey yapınca, ittirince bir de yutmuş. Tarağı yutmuş. Hapı mı? Hapı da yutmuş. Hapla beraber ya herhalde hapın ucuna tarağın o sivri dişi mi takıldı, o da ağır çekti baş aşağı olunca laps diye 20 santimlik tarağı yutmuş hanımefendi ve bir fena olmuş. Yani, olur 20 santimlik tarağı yutarsa fena olur bir insan. Bir şey soracağım, yani tarağı rahatlıkla yutabilen bir hanımefendi niye hapı yutamamış? Valla bana da bir şey geldi. Zamanlama. Zamanlama. Abi o dakika onu yutamazsın, öteki dakika onu yutarsın. Doğru. Bu da önemli, o aynı Kızılderili'nin önemli sözlerinden biridir. Doğru zamanda neyi yuttuğumuzu düşünmemiz lazım. Ondan sonra apar topar haydi bakalım. Dur ama söyleme Fahir. Hastaneye mi gitmişler? Hastaneye. Tabii yani çünkü bir fena olmuş. Ben demişler bir fena olmuş. Hastaneye götürünce işte doktorlar da merak ediyorlar ne oldu ne bitti diye. Ne kadar zor şeyler yaşıyor insanlar ya. Sen bunu bir de anlatmayı düşün hastanede. Evet yani açıklayamıyordu. Doğru. Zaten tarak yakın. Tarak mı yuttunuz? Nasıl yuttunuz? Efendim hap yutuyordum. Onu ittireyim dedim. Onu doktor öğrenmek zorunda mı? Nasıl yuttuğunu? Hastanın hikayesi diye bir şey var. İyi de hikayede yani bir şekilde yutulmuş işte yani. Ama hasta hikayesini düşün mesela bak. Hikayede doktora... orada ne zaman yuttunuz mesela, mantıklı bir soru olabilir tıbbi açıdan da. Ne yuttunuz? Nasıl yuttunuz? Ben de şöyle düşünüyorum, hasta hikayesi denen şeyi bir doktor özellikle nöbetçi ise gece boyunca belki 50 defa dinliyor. Öyle kalkarken birden başım döndü falan derken bambaşka bir hikayeyle birisi geliyor. İlaç içerken tarak yuttum. Doktora da bir can şenliği. Doktora da herhalde yani bir değişiklik oluyor. O zaman meraktan oluyor. Soruyor hikayeyi değil mi? Ben mesela hasta doktor... hikayesi olarak bütün doktorlara şeyi anlattım. Kuşadası'nda beni zamanında İtalyan'a benzetmişlerdi. Sonra hafif bir baş dönmesi oldu diye. O değil merak ettiğimiz hikaye diye doktorlar seni düzeltti. Doğru. Ondan ve sonra iyileşmiş olarak çıktı doktorun düzeltmesiyle. Ege yani bütün hikayeyi kendi üstüne aldı. Hanımefendi burada şu anda ameliyata bile alınmadı. Can çekişiyor. Yani can çekişmiyor. 45 dakikalık bir operasyon. Hemen hikayeyi şey aldın. Hadi yani. Canım. 45 dakikalık bir operasyon. Yalnız doktorlar enteresan, çıkarttıktan sonra da böyle gazlı bezin üstüne koyup işte bu da şey. Tarağımız. Bu da tarağımız, yutulmuş şeyimiz diye. Bunu sergilemişler. Da, evet sergilemişler. Hanımefendinin durumu şu anda iyi. Büyük geçmiş olsun diliyoruz. Aman dikkat diyoruz. Nerede olmuştu dinleyici... bu? Antalya'da olmuştu. Antalya Devlet Hastanesi'nde mi olmuş? Bu arada dinleyicilerimize hastane hatırlatalım. Veremiyoruz. Veremiyorsun tamam. Antalya'da 20 derecelik bir hava sıcaklığı var bugün. Yazdan kalmam. Aman taraklarımıza dikkat edelim ne olur ne olmaz. Ve şunu da bir gözden geçirelim bir kez buyurun, daha. Neyi? Bu hastanede hastanın karnından, kulağından, gözünden, burnundan çıkarılan şeyleri sergiliyorlar. Oralarından, buralarından evet. Cisimler. Hikaye devam etsin diye yapılan şeylerden bir tanesi. Nasıl çünkü yani? Sonra onu hastaya veriyorlar. Bakın ben bunu yutmuştum diye. Hasta uzun uzun sıkıcı hikayeler anlatmasın. Onu veriyorlar diye. Değil mi hastaya? Tabii tabii. Yani yutan kişiye veriyorlar değil mi onu? Valla. O da bir riks çünkü bence. Tekrar yutabiliriz. Nasıl olsa bu? This is riks. What is riks demiş. Doktor da orada bir riks almış ve sonuçta yuttuğu nesneyi iade. Geçen gün de bir tanesi vardı. Hakikaten çok enteresan. 13 tane kalem pil yutan adam yakalandı. O demek ki hastası olmuş kalem pilin de ondan. 13 tane yanlışlıkla 13 tane kalem pil yok bu şey. Hadi bir tane. Hadi birini yut. Cezaevinde ama niye yapmaya çalıştığını onu da bilmiyorum. Zaten 11'ini midede yakalamışlar. 2 tanesi bağırsaklara kaçmış. Haydi onu yakalayayım falan derken. O konuya bence hiç girmeyelim Fahir. Yani neler yutuluyor neler oluyor neler evet, bitiyor. Evet evet bence tarak yutma haberi güzeldi. Onu da kazasız belasız atlattık. Harf yanlışı falan şey yapmadan. Bence güzel kapatalım. Hiç o pil konusuna girmeyelim. Az önce uçurumun kenarında tatlı bir yolculuk yaptık modern vallahi. Sabahlar olarak. Tüm dinleyicilerimiz de yüreği ağızlarında dinlemiştir büyük ihtimalle bu haberleri. Büyük badire atlattık. Herkese büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Dikkat ederseniz özür dilemiyoruz. Geçmiş olsun diyerek bitiriyoruz haberimizi. Sevgili dinleyiciler modern sabahlar devam ediyor. Bu arada uzun zamandır ilk defa bir hashtag kastık. Evet. Kastığımız hashtag'i de dinleyicilerimizle paylaşalım. Ne diye sorduk Oktay? Kendimi cezalandırıyorum çünkü diye. Hashtag'imiz budur. Aslında bu soru da neden, değil. Neden? Yarın bir cümle. Neden cezalandırdınız? Nasıl cezalandırdınız? Ne zaman cezalandırdınız? Bunları öğreniyoruz ve pek çok da tweet var. Önümüzdeki saatte onlara bakacağız. O zaman dinleyicilerimiz cezadan cezaya koşmuş işleyebilir miyiz? Acıklı şeyler var mı? Var evet ya. Zaten hepsi yani
söz konusu olan şey kendisini cezalandırdığı için dinleyicimiz, yani insan en insanlar, çok da kendine karşı acımasız, evet, oluyor. Evet, çok acımasız. Çok önümüzdeki acımasız saat yaklaşımlar tam bir var. Dram saati olacak. Dram saati. O zaman dinleyicilerimize kendilerini bütün herkes mendillerini hazırlasınlar. Mendiller hakikaten hazırlansın. Ağlayacağız hep beraber. Devam edecek sevgili dinleyiciler. Saat 10'a kadar beraberiz. Hafta içi her akşam olduğu, her sabah olduğu gibi. Bu sabah da kendimi cezalandırıyorum. Çünkü hashtagini evet kastık. Ona gelen cevapları okuyacağız. Sadece @modernsabahlara tweet atarak değil, aynı zamanda önümüzdeki saat içinde telefonlarınızla da yayınımıza katılabilirsiniz. 212-0212-368-62-40 numaralı telefondan bize ulaşabiliyor ve derdinizi anlatıp derman arayabiliyorsunuz diyelim ve Modern Sabahlara neşve içinde devam edelim. Buyursunlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakiler, yeni uyananlar, en çok özendiğimiz de şu saatte yeni uyananlar. Onlara bir kez daha günaydın diyelim ve kastığımız hashtag'i sağmaya başlayalım. Bu sabah uzun zamandan beri ilk defa bir hashtag kastık. Uzun zamandan beri değil ya, hayatımızda ilk kez hashtag kastık. Daha önce de kastığımız ya, bir hashtag. Ya kastık da o zaman tam kasamamıştık. Tam kasamamıştık. Bugün ilk kez gerçek anlamda kasma eylemini gerçekleştiriyoruz. Dinleyicilerimize bir kere daha müsaadenizle ben söyleyeyim. Kendimi cezalandırıyorum çünkü hashtagimiz budur. Başka hashtagler kullanılıyor. Aman lütfen dikkat diyoruz sevgili dinleyicilerimize. Yanlış hashtagle tatsız sonuçlara yol alacak, yollara girmesin dinleyicilerimiz. Hashtag'imizi veriyoruz ama @modernsabahlara kullanacaklar dinleyicilerimiz. Evet. @modernsabahlara bu hashtag'le mesajlarını gönderirlerse yayınımıza renk katabilirler. Kendimizi cezalandırmaktan bahsedeceğiz. Biraz acıklı olduğunu sinyallerini aldık daha önce. Çok acıklı. Gerçekten o kadar göz atışımızda. İyi kalpli insanlar o kadar kötü davranıyorlar ki kendilerine. Yani mesela Deniz demiş, başlayayım mı okumaya? Şöyle başlayalım mı Fahir okumaya? Başla başla. Deniz demiş ki cumartesi parantez içinde bir gün çalışmayayım diye 3 haftadır çalışıyorum. Yani şimdi bu, yani bir gün için bir nasıl gün tatil yapacağım? O gün gönlüme göre yaşayacağım. Onun cezasını şimdiden çekeyim falan ama mı? Ama bu ceza gerekmez ki ya, bu şey değil ya. Olmamış, o tam bir ceza değil o. Bir ödül uğruna aslında şu anda bir, kendine yükleniyor. Ceza yükleniyor. Vallahi yükledim. Film eleştirileri yazmış. Ne demiş? Şöyle yazmış. Modern Sabahlar, dün sizi yılın en iyileri arasına almadım. Kendimi cezalandırıyorum. Çünkü hashtag'inin altına bunu yazmış. Biliyorsunuz film eleştirileri yılın en iyilerini seçiyor. En iyi televizyon programları, en iyi falanlar, en iyi filanlar, en iyi radyo. Ne ceza vermiş kendine şu anda? O belli değil. Evet, ne o ceza verdiğini, evet. O belli de değil anladığım kadarıyla. Bakalım belli yeterince değil cezalandırıyor mu? Onun bir ikna olalım. Çünkü ilk dörde girememişiz. Zira ilk 10 olsaydı kesin girecekmişiz ama girememişiz. Bu arada tweetlere bakmaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Kendimi cezalandırıyorum. Çünkü hashtag'indeki cümleyi tamamlayabilirsiniz. @modernsabah gönderdiğiniz mesajlarla, telefonla da JoyTürk'teki Modern Sabahlar yayınına katılabilirsiniz. 0212 368 62 40 numaralı telefonumuzu kullanabilirsiniz. Canlı yayına, canlı alt çizgi yayına bağlanmak istiyorsanız eğer. Nasıl cezalandırdığınızı bize anlatın canlı yayında. Sertan demiş ki kendimi cezalandırıyorum çünkü hele bir önce cezalandırayım sonra nasıl olsa bir sebep bulurum demiş. Aslında yani peşin çalışan. Hakikaten şey gibi, karşı peşin çalışan adam. Çocuğunun kulağını çeken anne gibi. Bir çekeyim de elimde dursun, kulak hazır. Ya nasıl olsa bir şey yapacak bu çocuk. Çünkü testi kırıldıktan sonra lütfen çocuklarımızın kulaklarını çekmeyelim. Kulak çocuk dalında güzel. Çocuk hemen çocuk dedim. Kulak çocukta güzel. Çocuk kulakla güzel. Ertem Ertem Bey şey demiş. Ne demiş? Kendimi cezalandırıyorum çünkü 6 aydır sabah 7'de kalkıp kahvaltı yapacağım. 8'e 10 kalaya kadar yatakta yuvarlanıp işe geliyorum. Ne yapıyor ya, ama cezalandırdığını söylememiş ha. 7'de kalkıyorum diyor. Anladım, tamam. Anladım. 8'de 10 kalaya kadar bir yatakta. Ceza değil, bir ödüldür. Biz şimdi cezalanmış mı olduk sabah evet, köründe? Biz her gün kalkıyoruz. Ceza değil, bu bir ödül. Biz sevinçle, mutlulukla, coşkuyla, yaşam enerjisiyle geliyoruz her gün. Ege, senin galiba sesin çok eğitimli değil ya. Nasıl diyorsun? Az önce telefon numarası verdin. Ne telefon geldi ne bir şey oldu. Teknik bir sıkıntım var. Onu da ben anlamıyorum ama. Hayır, bir de sen verir misin? Senin ben vereyim biraz bak, daha biraz. Ama şimdi eğitimli sesin de var. Tamam, ayaktayım ya, diyaframı da kullanacağım. Sevgili dinleyiciler, bize 0212 368 62 40 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0212 368 62 40. Ben bile eğitim almış oldum.
Hastayoğlu demiş ki kendimi cezalandırıyorum çünkü zamanında ben de sevdiğimi cezalandırdım. Sevdiğini cezalandırmak nasıl bir şey ya? Aşkla cezalandırmak. Herhalde sevdiceğiyle arasında bir şey. Yani onu o yüzden şey yapmamış olabiliriz. Dur ya bakayım. İki aydır annemlerdeyim. Annemgillerdeyim demesi gerekiyor doğrusu. İki aydır annemgillerdeyim. Annemgildeyim demesi gerekiyor. Anam besleye besleye acayip dobişko oldum demiş. O yüzden kendimi cezalandırıyorum demiş Bora. Bora Bey mi? Aslında daha çok kadınların kendini cezalandırma şeyi değil midir? Çok yedim. Ay göbek oldu. Olur mu canım? Şimdi kış sezonu. Durup dururken tatlı yedim, kendimi cezalandırmam lazım falan filan. Bunlar kadınların yaklaşımıdır. Bora Bey demek ki ne yediyse artık. Dobişko diyerek kendini cezalandırmışsaydı. Dobişko tedavülden kalkmadı mı ya kelime olarak? Bakayım. Var mı Dobişko? Pac-Man oyunu sırasında Dobişko lafı meşhur değil miydi? Popüler değil miydi? Kiloya bakar. Bir telefonumuz varmış. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman Bey hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bize? Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan arıyorsunuz. Osman Bey yeni cezanızı ifa etmiş gibi geliyor sesiniz. Yani cezanızı yeni gerçekleştirmişsiniz. Hemen akabinde de bizi aramışsınız. Yaşamak bir ceza değil mi? Yaşamak bir ceza. Yaşamak bir cezaysa sen cezaların en büyüğüsün. Uzun uzun yaşayacaksın yani Osman Bey. Var mı bir şey? Evet. En son yaptığınız bir öyle bir cezalandırma tipi yöntemi? Yoksa hakikaten yaşamak. Ben proje uzmanıyım. Ne uzmanısınız? En son projeyi yazarken ufak bir hata yaptım ve şu anda ceza olarak 50 bin lira bir şey ödeyeceğim. Ceza mı ödeyeceğim? Vallahi ceza bedel ödeyeceğim. Cezayı başkası kesti anladığım kadarıyla Osman Bey. Bu arada telefonunuzun sesi açık. Evet. Bizi daha rahat duymak istiyorsanız telefonunuzun sesini kısarsanız telefondan iletişimimize devam edelim. Şey mi soralım Osman Bey, hiç radyonuzun kızıp sesini mi demek? Kendinize vurdunuz mu? Yok. Kendime vurmadım ama duvara çok vurmuşluğum vardır. Duvara vurma. Duvar cezadan anlamadığına göre aslında duvar vasıtasıyla kendinizi cezalandırmış oluyorsunuz. Osman Bey çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Sağolunuz efendim. Hoşçakalınız. Geçmiş olsun. Bol bol para biriktiriniz diyoruz. 50 bin liraya siz çok ciddi ufacık almadınız ama. Ufacık bir kelime hatası yüzünden bu arada. Yani çok özür dilerim de 50 bin lira yani. Çok özür diliyorum. Bir kez daha diyorum. Aramızda bir şey denkleştirelim de bari moral maj olsun. Zeynep demiş ki kendimi cezalandırdım. Bakın hepiniz bir sessizleştiniz yani. Bir 3-5 para deyince Okta hemen Zeynep Hanım'a döndün. Neyi birleştirebiliriz diye bir düşündüm. Hemen Zeynep Hanım'a döndüm. Kendimi bir cezalandırıyorum çünkü gece yatmak bilmiyorum. Sabah kalkmak bilmiyorum demiş. Ama ne cezalandırdığını söylemiyorlar ya. Gün boyunca uykusuz dolaşmak hakikaten şey. Bir de kendine verdiğin ceza önemli değil. Kim, insanlar neden kendilerini mutsuz ve suçlu hissediyorlar onu öğrensek de yeter. Cezalar önemli değil o kadar bana. Ama bugünün konusunu Namık'tan yola çıkarak şey yaptık. Namık ne yapmıştı? 2 paket portakal suyunu birer yudum alarak farklı zamanlarda aynı gün içerisinde iki ayrı yerde unuttuğu için o gün portakal suyu içmeme cezası vermişti kendine. Bu işte bak çok güzel. Akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyorlar. Ama bizi Twitter'dan cevaplayan dinleyicilerimize biz ne ceza veriyorsunuz diye sormadık. Kendimi cezalandırıyorum çünkü. Aslında onu da sorduk da. Kendimi cezalandırıyorum şöyle ki deseydik evet haklı olacaktım. Hashtag'in sonu çünkü ya. İşte o çünkü ben düzelteyim dedim. Hashtag kasmasını bilmiyoruz işte. O ortaya çıktı. Hayır sen düzelteyim dediğin şeyde ben hatırlıyorum. Çünkü ne zira yazalım demiştin. Bir saat önce. Yani bu muydu senin? Onu da düzelttin yani. Çok çok güzel olacaktı ya. Sevgili dinleyiciler şu ilk anda defa yayın. İlk defa hashtag kastığımız için bu tip şeyler canlı yayında. Resmen acemilik oldu. Canlı yayında hashtag kasmak kolay değil. Telefonumuzu bir kez daha verelim. Kendimi cezalandırıyorum çünkü cümlesini tamamlayabilirsiniz. 0212 368 62 40 numaralı telefondan bize ulaştırabilirsiniz fikirlerinizi. Kendimi cezalandırıyorum çünkü dilim sürçüyor sabah sabah. Ne yapalım ne edelim var mı? Bence Twitter'dan sen reklamla devam et. Reklamla devam edelim. Aynı çok, şekilde çok reklamla devam et. Reklam bir ceza değil bence en güzel ödüldür bu arada. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Ve bu sabah bizim için büyük bir değişiklik yapıyoruz. Ve bir hashtag kasıyoruz. Custom seçecekler. Şu kendimi cezalandırıyorum çünkü şu dakikaya kadar insanlar neden kendilerini cezalandırdıklarını, neden suçlu hissettiklerini bizle paylaştılar. Kendilerine ne ceza verdikleri konusunda çok fikir vermediler. Vermediler. Sebeplerini söylediler. Hemen bir telefon numaramız müsaade ederseniz eğitimli ver, sesini benim ben eğitimli aktarmak sesim istiyorum. De işe yaramadı. Sen kendi eğitimli sesinle ver. Dinleyiciler bize 0212 368 62 40'tan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler Oktay.
Evet. Kendine eğitmiş bir ses. Zeynep Hanım tahmin ediyorum. Zeynepovski. Oktay yeterli. Çok özür dilerim. Ben kaptırdım kendimi eğitimli sesime. Zeynepovski Hanım demiş ki zaten sokağa çıkınca kabayat işlemişiz gibi herkes bir aksi ceza bakışlar. Bir de biz kendimizi cezalandırmasak ya baby demiş. Hmm. Hatta, siz kendinizi hiç cezalandırdınız mı? Bu arada biz aranızda konuşamadık. Have you ever mı? Yes once. Bir kere yani. Hani bizi dinleyen şehir dışından gelenler, pardon, yurt dışından gelenler ve elçiliklerden dinleyenler varsa onlara da bir kez daha good morning isteyelim. Ben bu arada itiraf edeyim ki hiç kendimi cezalandırmadım. Yani hiç hatalarım mi oldu, kendime çok kızdığım oldu. Ama sadece kaba sözler söyledim kendi kendime. Evet, o bende de oluyor. Kendi kafama. Ben aynı şekilde bende de cezalandırma yöntemi var ki başkasına da çok öyle bir kaba sözler söyleyen bir adam da değilim ama mesela özellikle bir yere çarptığım zaman, bir şey yaptığım zaman, böyle bir hakim olamadığım zaman orana. Biraz da iri bir insan olmanın getirdiği şey galiba o dezavantaj. Kafana mı küfür ediyorsun sen de? Küfür yok. Küfür evet yok. Özellikle kafama ağır sözler genelde söylüyorum. Oluyor, değil mi? Ben bir kere cezalandırdım. Veya onu nereyi vurduysam, mesela ayağımı vurduysam ayağıma da çalışabiliyorum. Peki vurulan nesneye, bu bir masa ayağı. Hayır, onun ne suçu var? O sabit. O sabit. Müteahrik olan benim yani. Oktay Demirci. Sen ne ceza? Valla benim verdiğim ceza bir kere şey vardı yani, biraz daha gençlik zamanlarında en büyük hatırladığım ceza o. Ben bir ara böyle kendimi şeye kaptırmıştım. Yani bunu söylemekte herhalde bir beis yok. Kazı kazan oynamaya kaptırmıştım. Öğrencilik zamanım, cebimdeki son parayla birkaç kere oynayıp bayağı güzel işte bir şey almıştım. Ödül kazandığım oldu. Sonra birinde yine cebimde son dolmuş parası varken gittim. Gayet sanki bankamatikten para çekermiş gibi öyle bir işlem hissediyorum kendimde. Kazı kazanımı aldım. Gene çıkacak diye diyorum. Atıyorum mesela 1 lira veriyorum, 20 lira dolmuşla çıkacak. Dolmuşla gideceğime taksiyle giderim diyorum. Ya, taksiyle giderim. Ondan sonra kalan paramla da belki kendimize bir sandviç alırız falan diye düşünüyordum. Çıkmadı. Çıkmayınca da kendimi eve kadar yürüyerek cezalandırdım. Ama zaten yürümek dışında da başka bir seçeneğim de yoktu. Bu ceza bir ceza mıdır? Mecburi cezadır. Mecburi yol ceza. Boyunca ağır konuştun mu kendine? Yo. Belki... Ya biraz tabii şey, çok özür dilerim. Hakikaten hiç ders almayan da bir adam. Belki şey olabilir Fahir. Mesela Begüm yazmış bize, demiş ki kendimi cezalandırıyorum çünkü hashtaginden sonra başıma gelen her şeyi hak ettiğimi düşünüyorum demiş. Mesela senin bu anlattığın yaşanmışlıkta o var. Evet, başıma yani gelen her şeyi hak ediyorum. Aslında aramızda otomatikman cezalandırmana gerek yok. Zaten yapıyorsun onu. Zaten bir ceza oluyor. Onun dışında bak mesela Cengiz demiş ki vakti zamanında nikah tarihi almadım, kendimi cezalandırıyorum demiş. O zaman bir dinleyicimize kulak verelim. Doğru şimdi. O zaman kulak verelim. Günaydın efendim. Huhu. 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 Alo. Alo, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Bayağı uzaklardan geliyor ses tahmin ediyorum. Geliyor mu sesimiz size? Gelmiyor. Peki. Gelseydi ne kadar iyiydi. Ben şu anda kendini cezalandırmak zorundasın çünkü dinleyicimizi hattan düşürdüm. Hattan düşürdüm. Gencecik bir dinleyicimiz daha genç yaşında hattından düştü. Bakayım maalesef, başka dinleyicimiz olabilir. Şey, bir başka dinleyicimizle şansımızı deneyelim. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo, kimle günaydın. Görüşüyoruz? Duyabiliyor musunuz? Onu bizi? Da kaybettik. Onu da kaybettik. O da gitti. Erken bulduk, geç kaybettik. Nazar bence var. Nazar var. Stüdyo telefonunda nazar var. Dinleyiciyi telefonda tutamıyoruz. Resmen... Bir günaydın, alo diyorlar. Ondan sonra bir daha kendilerinden haber alınamıyor. Bir daha deneyelim. Alo, günaydın. Bir daha deneyelim. Oktay, sen konuşuyorduk. Bu sefer sen şey yaptın. Bir daha merhaba deneyelim. Merhaba efendim. Efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Duyuyoruz sizi. Pırlanta gibi bir dinleyicimizin hatta olduğunu biliyoruz ama ondan tam randıman alamıyoruz. Ne kadar acıklı bir şey bizim için. Onu tanısak gerçekten çok sevecektik ama gerçekten... Ama bir fış fış ses geliyor. Fış fış ses geliyor da gelmeli gitmeli. Bence onun kablosunda galiba bir sıkıntı var. Canlı yayına bağlandığı için telefonunu yıkıyor. Fış fış sesinin başka türlü bir açıklaması olamaz. Bir alo diyelim bakalım. Vallahi bir daha alo falan demeyeceğim. Alo. Alo. Tamam, duyuyoruz sizi biz. Merhaba, hoş geldiniz. Hayır, dinleyicimizi de çok kızdırmamak lazım. Çünkü sinirini telefondan çıkarırsa bir anda yayınımıza istemediğimiz bir şey olur. O bizi duyamıyor. Özürler dilemek zorunda kalabiliriz. Günaydın efendim. Bir günaydının daha burada sonuna geldik. Buyurun, biraz tweet okuyun Fahir Bey siz. Vallahi tweet okuyalım ya. Ben de o kadar dinleyicimizi hattımızdan düşüre. Yani zaten... evet, devam edelim bakalım ne diyorum. Kendimi cezalandırıyorum çünkü vakti zamanları... Fahir, dinliyoruz seni, buyurun konuşun. Müzik duyunca bir anda tavuk gibi oldunuz. Vallahi tavuk gibi kaldım. Buyurun efendim, dinliyoruz. Ha, dinliyoruz, devam ediyoruz o zaman.
Kendimi cezalandırıyorum çünkü okulu bırakıp hala köye göçmüyorum. Ondan sonra bir başka köye göçmek için gün sayan bir dinleyicimiz sözleri galiba bunlar. Kendimi cezalandırıyorum zira bugün günlerden pazartesi ve ben işe gitmedim. Bence kendisine en güzel ödüllerden bir tanesini vermiş. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar. Hanımefendi, Modern Sabahlar devam ediyor dedi. Yalancı çıkarmak olmaz, o yüzden devam ediyoruz. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, bugün ceza ve ödül sistemleri üzerine yaptığımız derin araştırmamızdan enteresan sonuçlar ortaya çıktı. Çok doğru söylemiş bir dinleyicimiz. Çok özür dilerim Fahir. Zeynep Hanım demiş ki olumsuzluk ceza meza konuşunca kuantum çekti, nazar oldu. Aman dikkat diyoruz demiş. Teknik telefonlarla konuşamadık ya. Yani az önce telefonlarla kuantum çekmesi mi yaşadık? Kuantum çekmesi denildi. Bilimsel açıklama. Kuantum çekmesi. Nazarın korkunç bir şeydi. Nazarın bilimsel açıklaması odur. Fahir, bir de sen versen bir telefonu. Hemen telefon numaramızı vereyim, biraz eğitimli ses olsun. Bu arada az önce hatta telefon numarası veriyor. Fahir'cim hiç merak etme, ben telefonun verilmesini çok net bir şekilde sağlayacağım ama dinleyicilerimiz merak ediyordur. Hattan düşen dinleyicilerimize gayet iyi oldu haberleri bize geldi. Evet. İşiniz rahat olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Onları bir şans daha verelim o zaman. 0212 368 62 40. Çok güzel verdin Fahir. Teşekkür ederim. Eğitim ses başka oluyor. Buyurun efendim. Bakalım dinleyicilerimiz ne demişler. Sahte enerji. Şöyle demiş: kendimi cezalandırıyorum çünkü yeniden ödüllendirme için bir ceza gerekir. Hoşçakalın. Happy Top'u bir aylığına Türkiye'deyim. Onda da sadece ilk programınızı canlı dinleyebildim demiş Feyza. O yüzden kendimi cezalandırıyorum. Ama nasıl cezalandırıyor onu bilmiyorum. Bir de Türkiye dışından da bizi canlı dinleme imkanı yok mu? Var değil mi? Her yerden dinleyebilirsin. Vallahi yemin ediyorum. Uzaydan? Uzaydan da dinleyebilirsin. O şey var ya, uzay istasyonu, neydi onun adı? UI. Orada bile isteseler dinleyebilirler. Ki ben oradan bir iki kişinin kesin dinlediğini biliyorum. Ya ama birbirlerine söylemiyorlar. Dinleyicilerimiz durup dururken kendilerini cezalandırıyor olabilirler. Çünkü ondan da tadalım. Biraz ceza ediyorum, biraz ödüllendiriyorum diye devam edenler de vardır. Cengiz'in tweetini aslında bak değerlendiremedik. Demiş ki Cengiz Bey, kendimi cezalandırıyorum. Çünkü vakti zamanında nikah tarihi almadım demiş. Herhalde düğüne geç kalarak mı cezalandırıyor yoksa o sebep mi? Evlenemiyor galiba. Evlenemiyor, nikah tarihi almadığın zaman bulamıyorsun, yer kalmıyor. Dolayısıyla bir başka bahara kalıyor uslat. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ege. Ben eğer biri karşına cevap vermezse ben sana cevap vereceğim. Hakikaten boşta kalmamamı sağladın. Bir dinleyicimiz var, hattan da düşmedi kendisi. Hattımızda görünüyor. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Bence sen bu İstanbul telefonlarına alışamadın. Doğru. Ya elinde bir ayarsızlık var, ya bir şeyde bir şey var. Bu telefonlar bir çalıyor 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 bir taraftan. Alamıyoruz. Neyse almayalım ya, bugün de almayalım. Yani almayalım, niye bu kadar kasıyoruz? Hashtag kastık, dinleyici almaya kastığımız zaman olmuyor. Bir tane kasma hakkımız var bir günde. Ayşe Belgin Başaran olunca da ne oluyor? Kuantum çekiyor. Kuantum çekiyor. Ayşe Belgin Başaran kuantum çekmesine yönelik en güzel tweet'i göndermiş bize. Konya sabahından günaydın demiş ve bir dolu nazar boncuklu şey. Ah, çok güzel. Oh. Ne bu arada? Nazar boncuğu kombin. Kombin değil mi? Kombin. Tabii. Nazar boncuğu diye geçer değil mi bu? Evet. Nazar boncuğuna boğmuş ekranı. Biz tabii bunu nazar boncuğu diyoruz ama kuantum çekmesi boncuğu da olabilir. Doğru. Aslında kuantum parçacıklarla o nazar boncuklarının damarlarımızda dolaşmasını sağlasak nazara kesin çözüm olacak. Ay vallahi bugün bir daha ben artık böyle ceza falan hiç konuşmak istemiyorum. Bugün değil, bundan sonra hiç konuşmayalım, olur mu beybiler? Lütfen. Demiş ki Mr. Villor, kendimi cezalandırıyorum zira bak farklı bir hashtag kullanmış. Doğru. Yapmayın sevgili dinleyiciler, lütfen yapmayın. Bugün günlerden pazartesi ve ben işe gitmedim demiş. İşte bunu okumuştuk az önce. Bunu okudum, ben gider ayak okudum Oktay. Öyle mi demiş miydin Fahir? Çok demiştim. Dediğimle de kaldım. Pazartesi işe gitmeyen adamın bir cezasını kendi kendine mi verir yoksa kendine ödül vermiş müdüründen, patronundan iş yeri kendini ise nereden biliyorsun? İş yeri kendinin. Belki o gün kendine bir çılgınlık yaptı ve işe gitmedi. Onda bir cezalık. Cezalık değil, bunun adına jest diyoruz. Bu ne demek acaba? Sorunuz Oktay Bey. Anlamadığınız yerleri sorunuz. İlk dinleyicimiz nörojenesis demiş ki kendimi cezalandırıyorum çünkü başkasını cezalandıramıyorum. Hı-hı. Kendime olumsuz geri bildirimde bulunuyorum demiş. Mail mi atıyor? Hayır, işte menfi ya da müspet geri dönüm oluyorsa kendisine menfi geri dönümde bulunuyor. Müspet geri dönümleri eşine dostuna yapıyor. Çok korktum, bunu da okumuştuk falan diyeceksiniz diye programı dinlemediğim ortaya çıkacaktı. Aslında insanın kendine
olumsuz geri dönüm yapması önemli şeylerden bir tanesi. Ben çünkü olmadık şeylerde kendi kendime gaz veriyorum. Aynı şekilde kendimi sert de eleştiriyorum. Ya yani olmadık yerde gaz vermek nasıl ki şeyini yükseltiyorsa, gaz almak da yine olumsuzu bir şekilde de alır. Hadi bir son kez bir son alo kez diyelim ya. Bir alo, hadi bir alo diyelim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Çılgınlık ettik size. Günaydın mı? Radyosunun sesi açık olan dinleyicimiz. Alo. Alo, günaydın. Radyonuzun sesinizi kısarsanız, sesinizi değil, radyonuzun sesini kısarsanız çok mutlu olacağız. Kimle görüşüyoruz? Keşke hiç istemeseydik Fahir, radyonuzun keşke sesini arada fazla konuşmasaydık. Galiba ne bileyim, dinleyicilerimizde sadece alo diyebiliyoruz birbirlerimize. Vallahi bir alo diyoruz, orada kesiliyor ya. O zaman şöyle yapalım. Çok çılgın hareketler yapıyorum. Yapma, dikkat eder tamam. Misiniz? Bakın. Bir i̇şte. Daha bir alo diyelim. Merhaba. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Alo. Yok. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tek taraflı bir iletişim oluyor. Tek taraflı iletişim onlar bizi oluyor, duymuyor. Olmuyor. Bence onlar bizi duymuyor. O zaman radyolarının sesini açsınlar. Tam tersini söylüyoruz bugüne kadar söylediğimiz şeyi. Bizi duymak istiyorsanız radyonuzun sesini açın lütfen. Ne oldu? Ege'cim oradan açarsa öyle bir iletişim şekli yok. Kuantum çekti. Kuantum çekti ve bu noktaya geldik. Adamın bak bu adamda şey, gerçi sen mühendislik okusaydın çok üstüne gelecektim de. Biz telefondan konuşalım, dinleyicimiz bizi radyodan dinlesin, bize telefondan geri dönsün diye böyle bir çılgın bir kombinasyon yaratacak. En fazla akroşman yapar. İşte akroşman da yayıncılığın en güzel şeylerinden bir tanesi, cilvelerinden. Erken kalkamayıp paralı otoparkta kaldım. Öğlen para harcamak yok, yemekhanede yiyeceğim demiş Kübra. Yani otoparka vereceği parayı harcamayıp. Onu çünkü otoparka verecek. Yemekhanede yemek yiyerek cezalandıracak. Yemek yiyerek cezalandıran tek dinleyicimiz galiba kendini. Yemekhane yemeğiyle cezalandırılmak. Ama yemekhane sonuçta yemek yiyor mu? Yiyor. Hayır, pazartesi günleri şimdi bu yemekhanelerin ortak özelliği vardır ya. Pazartesi günleri genelde bakliyat ve pilav üzerine. Kuru fasulye işte, ve bulgur. Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye işte nohut pilav, efendime söyleyeyim pilavı kendi içinde çeşitlendirin, bulgur pilavı olur, meyhane pilavı olur, efendime söyleyeyim pirinç pilavı olur, değil mi? Bir gün de pilavlarımızı konuşalım Ege, sen çok seversin. Doğru, ben severim bu tip konuları özellikle. Ama anladığım kadarıyla dinleyicimizin sıkıntısı tavuk döner hayali kurarken bir anda kuru fasulye pilava düştü. Ege, tavuk döner de en büyük hayal değil biliyorum ama park parasıyla karşılaştırıyorum. Öyle yemeği belki, canım, belki son derece lüks bir otoparktadır. 20-25 lira otopark parası. Ege, et dönerden bahsediyorsun. Et döner tabii. Tabii et döner. Zira o zaten et giren yere dert girmez. Tabii bütün günü, haftası çok güzel geçecekti. Ondan sonra bakliyatla başlayan hafta bakalım nasıl geçecek. Zor geçecek. Güzel geçsin, güzel geçsin. Pazartesiniz güzel geçsin sevgili dinleyiciler. Haftanız da sadece pazartesiniz değil. Haftanız da güzel geçsin, nefis geçsin. Biz yarın da İstanbul'dayız. Buradaki stüdyolardan gerçekleştireceğiz bir konuşacağız. Yarın umalım ki dinleyicilerimizle de konuşalım. Ne dersiniz? Bir değişiklik olur bence. Bence evet, evrene güzel pozitif mesaj. Kuantum çekmezse, telefonlarımızda sıkıntı olmazsa, bu arada hakikaten şey, yalancı durumuna düşmediğimiz için de mutluyum. Yani normalde hani bazen şey olur ya, bir konu bir şey konuşulur, hiç telefon gelmez. Gelip de telefonların geldiğini de gösterebildik dinleyicilerimize. En azından alo diyen insanların sesini duyduk. Ben çekim göndereyim fotoğrafını. Şu anda hatlarımız şarıl şarıl. Şarıl şarıl, carıl carıl. Sevgili dinleyiciler, yaptığımız hesaplara göre JoyTürk'te Modern Sabahların sonuna bir kez daha geldik. Pazartesi sabahında sizlerle birlikteydik. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında sizlerle birlikte olacağız. Yeni haftanın ilk günü daha yeni başladı. Hakikaten 1-2 saat oldu. Nasıl değerlendirirseniz haftanız da öyle geçecek diyorlar. Önünüzde uzun saatler var haftaya, güzel, şık, tam jestler içeren bir başlangıç yapabilmek için. Hoşçakalın. 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 Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.